Onun çekilmesi isteniyor. Bu davanın çekilmesi isteniyor dedi. Dendi yani. Şimdi bunu, şöyle bunun karşılığında Fenerbahçe'ye bir söz verilmedi UEFA tarafından. Ben bilmiyorum yani. Bak ben sana diyorum ki bana gelip de şundan dolayı çekiyoruz denmedi. Çekilmesi isteniyor dedi. Peki şunu merak ediyorum. Ben de dedim ki alın yönetimde kararınızı alabiliyorsanız yapın dedim. Ben 9-10 senedir takip ediyorum sizi. Belki çok iletişimimiz olmadı ama sizde gerçekten çok aktif bir başkansınız ve sizin olmadığınız bir yerde yani ilk önce sizin sözünüz bir anlamda daha ön planda duruyor. Bak, tabii ki yönetim kurulu bak, önemli ben söz, ama. Bak sözümü söyledim. Sözüm şu dedim. Ben imzalamıyorum dedim. Siz yönetim olarak toplanın, imzalıyorsanız yönetim yapın dedim. Evet. Size bırakıyorum dedim. Bir de bir sorum daha var. 62-22 sayılı kanun çıktı. Evet. Fenerbahçe uygulandı. Yani öyle bir denk geldi diyelim. Denk gelmedi. Getirildi. 62-22 ve bir de Londra konferansı vardı. Disiplin kurulu toplantısından önce Londra konferansı ırkçılık, doping ve şike ile ilgili çok ciddi kararlar alındı ve geriye yönelik de uygulamalar olabileceğine dair. Hem Londra konferansı hem de 62-22'nin ilk Fenerbahçe uygulanması konusunda değil. Şimdi 6222 belli. Bakın. Şimdi okumuyorsunuz. Sıkıntı burada zaten. Okusanız bunların hepsini göreceksiniz. Tamam mı? Dinleme ne zaman başlamış? Aziz Yıldırım ne zaman dinlenmiş? Aziz Yıldırım Mahmut Özgener'le konuşurken dinlemeye almıyor. Mahmut Özgener'le konuşmamızda da hiçbir şey yok. Tatile gidiyorum diyor. Anlatıyor. Ben de bir kulüp başkanına maddi anlamda yardımla bulunabilmek için işlerinden dolayı bunu kendisine orada anlatıyorum. Diyorum ki böyle böyle yaptım haberin olsun diyorum. Ha, o da sen büyük adamsın filan gibi laflar ediyor. Atın bakın o tapeye 17 Şubat. Tamam mı? 15-17 Şubat. Şimdi bu süreçten önce biz dinleniyoruz. Resmi dinlenmiyoruz ama. Gayri resmi bizi dinliyorlar. Çünkü şeyde onu yazıyor. Dışarıdaki müfettiş de onu yazıyor. Diyor ki bu konuşmayla diyor daha önceden alınan bilgiler sonradan bu konuşmayla diyor şey devam etti. Dinleme devam etti diyor. Şimdi o baktığın zaman sonuçta bu dinlemelere göre 6222 çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi bir milletvekili geçen hafta Yasemin Alman şunu söylüyor. Diyor ki Ankara'ya gittiklerinde şey ya bizim çalıştığımız beraber çalıştık onlarla biz bu. Şiddetli önleme yasasıydı. Beraber hazırladığımız şey gelmedi diyor önümüze. Yasa gelmedi. Birdenbire aniden böyle bir yasa geldi ve geçirdiler bizi bir gecede. Yani hazırlıklı geldi. Yani kim derse ki biz bunu bilmeden geldi, geçti falan öyle değil. Bilerek yapıldı, bilerek aslında geldi ve geçti. Şimdi Londra hadisesinde geriye dönük diyor ama bize geriye dönük bir uygulama yok bu raporlarda. Bize 2007 ile 2008, tamam mı? Onları söylüyor. Usulleri. Yani onu uygulamıyor. Yani uygulamıyor. Ya tek uyguladığı senat burada şey, siz yalan beyan verdiniz diyor. Derdi o. Şimdi başka bir şey tutturamıyor. Ya şimdi bak ben sana okuyayım. Çok kötü bir şey yani. Adam bunlar kendi kendilerini şey yapmış, ima etmişler şu anda. Bak diyor ki bak Gençler Birliği Spor Kulübü davalı arasında 7 Mart 2011 tarihinde oynanan maç sonucunun Gençler Birliği Kulübü oyuncularına özel ödemelerin yapılması yoluyla etkilenmesi. Ne kime ödemiş? Bir tanesini ispatına bakayım. Tamam mı? Makine Kimya Ankara Gücü ile davalı arasında 15 Mayıs 2011 tarihinde oynanan maçın sonucunun Makine Kimya Ankara Gücü oyuncuları ile doğrudan özel temasta bulunarak etkilenmesi. Devam ediyor bak şimdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor arasında davalıyla 1 Mayıs 2011 tarihinde parantez açıyor. İBB Spor oyuncularına özel ödemelerin yapılması. Karabük Spor davalı arasında 8 Mayıs 2011 tarihinde parantez açıyor. Diğer takımın bir oyuncusunu oynamaması veya kötü oynaması için özel olarak ikna edilmesi kapatıyor. Sivas Spor davalı arasında 22 Mayıs 2011 tarihinde parantez açıyor. Diğer takımın bir oyuncusunun davalı yerine oynaması için belli bir oyuncuya özel ödemelerin teklif edilmesi ve yapılması. Anladın mı sen?
Yani şeyi kendi içerisinde tutarsızlığı var. Evet, son bir soru alalım, kapatalım. Kim istiyorsun söyleyin. Bu taraftan söz almayanlardan. Mikrofon arkanızda. Ulusal Kanal'dan Hüseyin Şuekinci, Sayın Yıldırım. Gerçi açıklamalarda da bulundunuz ancak özel yetkili mahkemeler 3 Temmuz sürecinde neden Fenerbahçe'yi hedef aldı? Fenerbahçe Cumhuriyet değerlerine sahip çizgisiyle, taraftarlarıyla bir kulüp. Şimdi müsaade ederseniz siyasete girmeyelim. Tamam, biz spor kulübüyüz. Şimdi bunlara girersek içinden çıkamayız. Şahsımla ilgili benim düşüncelerimi soracak olursa onu sohbette seninle anlatırım. Ama kulüple ilgili böyle bir düşüncem olmaz. Teşekkür ederim. Bir tane daha soralım, kapatalım isterseniz. Arkadaşlar son soru deyince arttı birden tabii. Ama hiç konuşmayanlar konuşsun. Talat Bey'le siz de konuşun. Efendim? Takımla ilgili kordozoyu merak ediyorsunuz. Eğer fiyatları bizim dediğimiz rakamlara gelirse alacağız. Alacağız yani. Ama bizim dediğimiz rakamlara gelecek. Yarın hocayı açıklayacağız. Hocayı yarın mı açıklayacaksınız? Yarın başkanım? Açıklayacağız. Yarın göreve başlayacak. Tamam, ben bir soru sorayım başkanım. Anladım. Yarın kaldı sorular. Sayın başkanım. He. Bu sürecin ne zaman sona ermesini ümit ediyorsunuz? Bu süreç sona erdikten sonra olumlu ya da olumsuz tekrar Fenerbahçe Kulübü'nün bu takım sıkıntılarla karşılaşacağını düşünüyor musunuz? Bir de çok zor şeyler yaşadınız ama pes etmiyorsunuz. Bu enerjiyi, gücü nereden alıyorsunuz merak ediyorum. Teşekkür ederim de şeye, pes etmek diye bir şey yok. Yani biz hem düşüncemizde hem yapımızda mücadeleyi seven insanlarız. Mücadeleden de kaçmayız. Burada bizim tek şeyimiz şu andaki hani arkadaşlar, yönetici arkadaşlar, ben, gerçek Fenerbahçe'nin tek şeyi bu süreçte Fenerbahçe'nin zarar görmeden geçmesidir. Türkiye yaşamıştır. Bazı şeyler yaşamıştır. Bugün Türkiye'de Genelkurmay Başkanı terörden içeride hapistir. Bunu söylediğiniz zaman bir yerde artık başka bir şey konuşulamaz. Yani sözün bittiği yerdir burası. Bunu değerlendirirken böyle değerlendirmek lazım. Yoksa şike suçudur. Hemen bilmem nedir. Böyle şike suçuyla bu şekilde yaparsan sen bunu, sen bütün kulüpleri dinleseydin bu hadiseleri hepsini yani tapeleme koyardın, yazardın, gelirdin. Bu kadar basitti. Niye yargılamadılar diğerlerini? Buradan bir amaç vardı. Bu amacı da zaten her gün söylüyoruz artık. Söyleye söyleye bıktık. Burada bekleyeceğiz hepimiz. Yargı davası, yargı bitecek. Yargı bittikten sonra bu yıllarca konuşulacaktır yine. Bir günde kesip atılamaz yani bu konu. 10 sene sonra bunlar neler yapıldığını, neden olduğunu hepimiz öğreneceğiz, bileceğiz. Şu anda biz de çok şey bilmiyoruz. Ama öyle olaylar, öyle şey ortaya geliyor ki ya şaşırıyorsun ya. Bu nasıl oluyor, bu nasıl geliyor? Şimdi normal zamanda bugün alınan bu karar, 5. Asliye'nin aldığı karar ya olabilir mi ya? Fenerbahçe Spor Kulübü. Bu spor kulübü ya. Burada kimsenin menfaati olamaz yani. Burada menfaat yoktur. Burada menfaat yani çatışması olamaz. Burada bir ülkü var yani. Hepimizin bir bağlı olduğu, bir şeyi yükseltmek istediğimiz bir kulüp var yani. Ama bunlar hepsi bunu çiğnediler yani. Ama hesaplarını verecekler. Evet. Kapatalım. Peki, bak kızıyor. Şimdi sonra diyorsunuz kurumsal olmuyor. Bak kurumsal diyor ki tamam. Siz hangi gazete, sen hangisin? Ben Fox TV efendim. Fox TV. Ben gazete söyledim, televizyon söylemedim. Şimdi ama bak şimdi. Fox TV yapmıyor, söyleyeyim. Eskiden yapıyor, şimdi yapmıyor. Ne? Söyleyeyim mi? Ben de söyleyeyim. Ben de söyleyeyim. Ben sana söz bırakmam şimdi. Açıldım. Gidiyorum. Ah gidiyor. Evet. İhsan Bey ne zaman kesiyorsan ben tamam yok sen kes şeyi kapat. Fark etmez. Yalnız Büyük Fenerbahçe taraftarına her zaman söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine bu hafta sonu galiba bir 3 Temmuz kutlaması yapacağız. Bayram gibi oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani şunu herkes samimi olarak bilmeli ki biz Fenerbahçe için
elimizden geleni yaptık. Hatalarımız da olmuştu, olacaktır da. Ama Fenerbahçe'yi büyütmek için hep mücadele ettik. Bugün salon, stat, burada olduğumuz stat, işte oradaki tesisler, bunu yapacaklar, planladığımız şeyler, vadisler yapılırsa Fenerbahçe gerçek bir spor kulübü olarak dünyada yerini alacaktır. Ama bunun en önemli şeyi Fenerbahçe'nin artık üye sayısını 17 binlerden milyonlara çıkarmak. Yani kimse korkmayacak, geleceğiz, büyük bir kitle haline geleceğiz Fenerbahçeliler ve o güçle biz sporda her istediğimiz şeyi yapacağız. Yapmamak için de hiçbir sebep yok. Bunun için içerimizde olan arkadaşlar çalışıyorlar. Yöneticiler katılacak. Kısa zamanda 1 milyon üyeye ulaşacak bir tüzük yapıp ve bu tüzüğü de kongreden geçireceğiz. Yüksel Bey'in de gayretiyle tabii. Başkanım. Başkanım. Söz sende. Sayın Aziz Yıldırım. Bana mı soruyorsun? Evet, evet başkanım. Karak Bey konuşacaktı. Şimdi başkanım bu karar çıktıktan sonra daha önceki 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe şampiyonluğa gitmediğinde bir yazıdan bahsedildi. Fenerbahçe bir yıl daha gelmesin. O tabii, olaydan bahsedildi. Tabii. Şimdi şu yorumlar yapılıyor. Herkes tarafından birçok yerde gördüm bunu. Mehmet Ali Aydınlar haklı çıktı. Eğer Fenerbahçe dendiği gibi bir yıl daha gitmeseydi o zaman bu süreç kapanacak mıydı? Bir yıl daha gitmese miydi? Peki o zaman ben bir soru sorayım. Bu soruşturmalar olmasaydı, alıp da sportif olarak soruşturmayı doğru düz yapsaydılar, sportif olarak yapsaydılar, bu davalar olur muydu? Çaldı mahkemenin kararını uyguladın ya. Biz şeyde söyledik, UEFA'da, sportif yargılayın bizi. Alın sportif yargılayın. Getir sen şu adama şu parayı verdin kardeşim. İspatı da al. Görüntün de bu. Veya şununla konuştun, şöyle konuştun. Al görüntü bu, ispatı bu. Fiziksel takip, telefon takibi. Hepsi var. Getir yan yana koy, söyle. İbrahim hakkında 100.000 euro verdiğimi söylüyorlar. 100.000 YTL verdiğimi söylüyorlar. 100.000 dolar verdiğimi söylüyorlar. Hani beni takip ediyordunuz? Hangisi doğru? Hangisi doğru arkadaşım ya? Ben verdiysem bunu hangi hesaptan verdim? Kendimden verdim. Benim hesaplarımı incelemediler. İncelediler. Kulüpten verdim. Kulübün hesabını masak, maliye gelip incelemedi mi? İnceledi. O zaman nereden verdik parayı? Ve bu parayı kim verdi? Ama birisi diyor ki verdiler. Siz de hemen yazıyorsunuz verdiler. Yok. Efendim? Ya sor Tarık Bey buyurun. Yok soru değil de ben şunu söyleyeyim. Sayın Başkan'ın ifadesinde bizi yasal olmayan yoldan takip edilmemiz sonucu 62-22 sayılı yasa hazırlanmış ve bu yasada arkadaşlar başkanı doğrular mahiyette sanki yüzlerce kişiyi öldürmüş 40.000 kişinin katiline dahi istenmeyen bir ceza talep etmiş savcı. 157 yıl mıydı? Herhalde 157 yıldı. 150 küsur yıl. Yani insanın aklına bunun tam bir komplo olduğu ve asıl maksadın Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'yi ele geçirmek operasyonu olduğunu 5 yaşındaki çocuk bile artık biliyor. Fenerbahçe demokrasinin işlediği bir kulüp. Yönetimler sandıkla değişiyor. Herkes aday olabilir, seçime katılabilir, sandıktan çıkar. Hiçbir mani yok. Ama Fenerbahçe üzerinden şahsi çıkarlarının peşinde koşan ve Fenerbahçe'ye zarar veren insanlar hakkında da tüzüğün amir hükümleri uygulanıyor. Bunda seçime katılmasınlar diye de bir engel yoktur. Fenerbahçe'nin 17 bin küsur üyesi koyun sürüsü değil. Bu insanların her birisinin şahsiyeti var. Bu sözler Fenerbahçe Kongre üyeleri için bir hakarettir. Çünkü bizler kimlere oy vereceğimizi, nasıl vereceğimizi, hangi kıstaslarla vereceğimizi biliyoruz. Bu söylenen şeyler Fenerbahçe Kongre üyelerine hakarettir. Başkanın söylediği gibi kimin eteğinde taş varsa, kimin fikri varsa, kim Fenerbahçe'ye hizmet edebilecekse önümüzdeki günlerde yapacağımız genel kurula katılır, aday olur ve katılanların oylarıyla seçilir. Ama böyle karnından konuşmak,
saman altından şey yapmak, bel altından vurmaya çalışmak yönetime değil Fenerbahçe'ye zarar verir. Şimdi sizler aracılığıyla Fenerbahçe taraftarına ve Türk kamuoyuna şunu söylüyorum. Fenerbahçelileri söylüyorum özellikle. Gün Fenerbahçelilik günü. Biz haklı mücadelemizde hiç kesinlikle başkan ve yöneticiler zerre kadar yalanı olmadan, doğrudan sapmadan kendilerini savunuyorlar. Bütün sorulardan çıkan, şunu şöyle yaptınız mı, bunu böyle yaptınız mı? Bir kere birinci doğru şu, biz haklıyız, böyle bir şey yapmadık. Oradan başlıyor, ondan diğeri, diğer kısmı teferruat. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı kesinlikle hiçbir maçı, hiçbir oyuncu vasıtasıyla manipüle etmemiştir. Hakkıyla şampiyonluk olmuş, olmuştur. Oyuncular ve teknik kadro alın teriyle, emeğiyle Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Ama geçmişten beri gelen bir kıskançlık ve husumet var. Bu has safhaya vardı ve bunu Avrupa'daki organizasyonlara, yani futbolun patronlarına kadar uzatarak Türk futboluna zarar verici bir hale geldi. Bundan Fenerbahçe değil, Türk sporu, Türk futbolu zarar görür. Her sorumlu vazifesini yapmak zorunda, bana ne, ne halt işlerlerse iş sesinler bizi ilgilendirmez gibi sözlerin doğru olduğuna inanmıyoruz. Biz Fenerbahçelileri bize inanmaya devam etmelerini istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Bir de arkadaşlar lütfen haberleri doğru yapalım. Çünkü UEFA burayı takip ediyor, sizleri takip ediyor. Lütfen rica ediyorum doğru haber yapalım. UEFA ile ilgili bilhassa. Haberleri doğru yapalım ki onlar da yanılmasınlar. Biz de savunmamızı daha rahat yapalım. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah Türk sporunun temize çıktığı günleri hep beraber görürüz. Fenerbahçeliler de merak etmesinler. Bu sene içeride elimizden gelen sportif başarıyı kazanacağız. Tekrar teşekkürler. Hadi bakalım.